yeni yıl kutlamalarının en güzel eğlenceleri, en renkli görüntüleri yavru vatan Kıbrıs'ta yaşandı. Birbirinden ünlü isimler yılbaşı coşkusunu ikiye katladılar. 4, 3, 1. 2007'nin son günü spor yaparken bakın kim çıkıyor karşımıza. Yirmi beş oldu. Her gün böyle spor yapar mısınız? Aşağı yukarı yapıyorum İstanbul'da. İstanbul'da da pazar günleri biraz ha. Adnan Şenses 2008'e bomba gibi girmeyi amaçlıyor belli ki. 2007'de magazin dünyası oldukça hareketli günler yaşadı. Pek çok ünlünün arası açılırken barışanlar da oldu. Yıllardır araları açık olan İbrahim Tatlıses'le İzzet Yıldızhan barışmış duyduğumuza göre. Valla barışmaları lazım yani bizim sanat camiamızda. İnsanlar birbirine küs, insanın birbirine dargın olmaması lazım. Adnan Şenses olumlu mesajlar veriyor. Ama İbrahim Tatlıses ile Nihat Doğan arasında kıyamet koptu geride bıraktığımız yıl. Beni 70 milyon insanın önüne, sen ruhsuzsun, gerizekalısın, sen de adam mısın diyemez. Yalnız biraz Nihat'ın dili biraz uzun galiba. Hı? Nihat Doğan'ın sineması daha yeni başlıyor. Yanlış kelimeler sarf ediyor. Sen bu sanat camiasına girmişsin, daha çok gençsin. Uzun yıllar eğer bu meslekte senden sonrakiler gelenlerde de arkadaş olacaksın. Ondan sonra gelenlerde de arkadaş olacaksın. Ondan evvelkilerle de arkadaş olacaksın. Çünkü bu meslek birlik isteyen bir meslek. Adnan Şenses'ten barış ve dostluk mesajları aldıktan sonra Demet Akalın'ın yanına gidiyoruz. Merhaba, nasılsın? Ya Ayhan be! Demet'in yanındaki bu ilginç delikanlı da kim demeyin. Kıbrıslı garson Ayhan'ı tanıyor olmalısınız. Tanımayanlar için kısaca hatırlatalım. Onur ısırırım. Onur ısırırım ya. Tikli Ayhan kameraların önünde Demet Akalın'a yapmadığını bırakmıyor. Demet muhabirimizden intikamını acı bir şekilde alıyor. Şunu şöyle bir gel tokat da. Allah kocamadı da versin. Cesur yürek Yavuz Seçkin Noel Baba olmuş yılbaşı gecesi için. 2007'nin son haftasına Yavuz'un canlı yayında Bülent Ersoy'a gösterdiği tepki damgasını vurdu. Bu program korku filmi gibi oldu. Çok özür diliyorum. Ama şimdi hadiselerin gerçeklerini konuşurken... Ama format bu format değil. Öyle mi? Evet, çok özür diliyorum. Hayırlı günler efendim. Canlı yayındaki bu tepkisinden sonra ona Cesur Yürek Yavuz ismini koyduk. Çünkü hiç kimse Bülent Ersoy'un karşısına bu cümlelerle çıkmayı cesaret edemedi bugüne kadar. Yavuz nasıl cesaret etti acaba? Birçok sebebi vardı. Belli bir tane değil yani. Evet. Birçok sebebi vardı. Neydi mesela o sebeplerden? Sebebi ilk önce programda kendim eğlenemediğimi düşündüm. Daha sonra eğlendiremediğimi düşündüm. Yavuz programda Bülent Ersoy'un kendisini azarlar gibi konuşmasına mı bozuldu acaba? Bizi hiç azarlamadı. Şimdi bizi azarlamaz o. Program esnasında birkaç defa sözünün kesilmemesini yüksek sesle dile getirdi. Bana değil onda Serkan'a söyledi. Ben de bir espri yaptım. Bu Mustafa Topaloğlu'yla bir davası varmış. İnsanlarla böyle diskosyona girmek istemiyor. Hangi mahkeme bakıyor acaba? Uzak onu bilmiyorum ne mahkemesi bakıyor. Kendisini mahkeme de almıyor. Ben şu anda ciddi konuşuyoruz. Uzay mahkemesi falan diye tabii bunu hafife almamamız lazım. Ağır bir espri değil ki. Adam zaten Mustafa abi uzaylı yani. Dolayısıyla ben bu espriyi yaparım. Çok da bana göre hoş. Bülent Ersoy'la Yavuz Seçkin 2008'e hayli gergin girdiler. Bakalım bundan sonra neler olacak diyor ve yılbaşı eğlencelerine çeviriyoruz kameramızı. Emel Müftüoğlu'yla Demet Sağaroğlu ikilisi ise yeni yılı birlikte karşıladılar sahnede. Yeah.
Işın Karaca da başka bir mekanda boyu kadar olan oğluyla dans ederek karşıladı yeni yılı. Kıbrıs'ta her yerde yeni yıl coşkusu yaşanıyor tam anlamıyla. İbrahim Tatlıses de bu coşku seline çoktan kapılmış bile. Süper geçecek. İbrahim Tatlıses'in coşkusuna ortak olacağız ama öncesinde Didem'in kıvrak danslarıyla gözlerimize yılbaşı ziyafeti çekmek istiyoruz. Didem'den sonra saatler 24'e yaklaşırken İbrahim Tatlıses çıkıyor sahneye. ...2008'i bakın nasıl karşılıyor Tatlıses. 5, 4, 3, 2, 1! Şarkılar, türküler eşliğinde yeni yılı karşılayan İbrahim Tatlıses'i... ...2008'in ilk dakikalarında hoş bir sürpriz bekliyor. Doğum günü pastası. Nüfus cüzdanı yıllar sonra çıkarıldığı için kardeşleriyle birlikte doğum günü 1 Ocak olarak kayıtlara geçmiş İbrahim Tatlıses'i. Gerçek tarihi annesi bile bilmiyor ne yazık ki. Benim aynı zamanda 3 tane daha kardeşim bugünü kutluyor. Anamın bir özelliği var, anam sürekli yılbaşılarını doğurur. Bu gece bekler, 3 gün önce 3 gün sonra olmaz. Direkt bu gece. Karşısında doğum günü pastasını gören İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamıyor bu dakikalarda. Yeni yılı gözyaşlarıyla karşılayan İbrahim Tatlıses, 2007'de de oldukça hareketli günler geçirdi. Son günlerde ise Nihat Doğan'ın hakkındaki açıklamaları çok konuşuldu. Senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir şoker tövbe ister. Adnan Şenses, Nihat Doğan için dili uzun yorumunu yapmıştı haberimizin başında. İbrahim Tatlıses ne söyleyecek acaba? Kimseyi de muhatap almıyoruz ayrıca. Ha, değer verdiğim insanlara cevap veririm. Ben cevap vermediğim zaman bilin ki değer vermiyorum. Geçen yıl olduğu gibi 2008'de de Nihat Doğan'a cevap vermiyor İbrahim Tatlıses. Sahnedeki gözyaşlarını sildikten sonra hayranlarına muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşatıyor. Bu